sinema dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tuttuğumuz yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Yeni hafta yeni filmler demek, izlemediğimiz film kalmayacak demek. Hepsinden bir haberdar olalım dilerseniz. Sinemaskop'a başlayalım. Se afecha un individuo de tercera. Carne de trinchera. Güzel desen değil, çirkin desen hiç değil. Çok yakışıklı değil ama nasıl bu kadar karizma olur diye düşündüğümüz bir aktör Javier Bardem. Bugüne kadar pek çok yapımda rol alan aktör, üstelik de Oscar'lı. İspanya'nın Gran Canaria adalarında hayata gözlerini açan Javier Bardem'i Sine Dosya'da yakından tanıyoruz. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. İspanyol sinemasının en tanınan aktörlerinden biri olan Javier Bardem, takvimler 1 Mart 1969'u gösterirken Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas'ta dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu olan annesi Pilar Bardem ve iş adamı babası José Carlos Encias'ın oğlu. Aynı zamanda büyük annesi ve büyük dedesi de oyuncu. Yani aile işi olan oyunculuğa 74 yapımı bir televizyon dizisi olan El Picaro'yla 6 yaşındayken başladı. 90 yılında The Age of the Lulu'yla Beyaz Perde'yle tanışan Bardem, 1992 yılında rol aldığı Hamon Hamon'la adını uluslararası alanda duyurmaya başladı. Bigas Luna'nın yönettiği filmdeki rolüyle İspanyol Oyuncular Derneği tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen aktör, bu rolüyle aynı zamanda Fotogramas ve The Saint Horde ödüllerinde sahibi oldu. Ülkesinde oyunculuk yaptığı dönemde çok sayıda filmde rol aldı ancak uluslararası üne Johnny Depp'le birlikte rol aldığı Before Night Falls filmindeki Kübalı şair Reinaldo Arenas rolüyle kavuştu. Bu filmdeki rolüyle Oscar ödülüne aday gösterilen ilk İspanyol aktör oldu. Aynı zamanda film Bardem'in İngilizce konuştuğu ilk yapımdı. Penelope Cruz'la birlikte rol aldığı Hamon Hamon ve Benicio Del Toro'nun da yer aldığı Jueves de Oro filmlerinde yıldızı parlayan aktör, sonraki yıllarda da daha dramatik roller üstlenmeye başladı. Viva el presidente Ezequiel. Do you want to see the army back on the street again? No, sir. You have two more weeks to catch Ezequiel. 2002 yılında John Malkovich'in ilk yönetmenlik denemesi olan ve Nicholas Shakespeare'in aynı adlı kitabından uyarlanan The Dancer Upstairs adlı filmde başrol oynayan aktör, 2004'te düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Mar Adentro filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 2007 yılında Gabriel Garcia Marquez'in aynı adlı romanından uyarlanan Love in the Time of Cholera filminde de rol alarak oyunculuğunu perçinledi. And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for Old Men. 2008 yılında yapılan Oscar ödülleri töreninde No Country for Old Men filmindeki Anton Kigur rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ödülü kötü bir karaktere hayat vererek alsa da kötü adam olmaktan nefret ettiğini şöyle dile getiren aktör, 22 yıllık oyunculuk kariyerimdeki insanları öldürdüğüm, katil olduğum sadece iki filmde rol aldım. Perdita, Durango ve İhtiyarlara Yer Yok. Coen kardeşler bana takılmak için İspanyol balerin adını takmışlardı. Çünkü ne zaman kestik diye bağırsalar elimden şu lanet olası şeyi alın diye silahı birilerine uzatıyordum. Acımasız bir katil olmam gerekirken bana gülüyorlardı diyor. Bardem, Johnny Depp'le rol aldığı bir blockbuster olan Karayip Korsanları serisinde Kaptan Salazar olarak karşımıza çıktı. Yine başarılı bir oyunculuk sergiledi. Rol arkadaşı Johnny Depp onun hakkında bir röportajında Javier Bardem'le oynamak, ringe çıkmak gibi dedi. 2012 yılında da Sam Mendes'in yönettiği Skyfall'da James Bond'un düşmanı olarak karşımıza çıkan Bardem, bugüne kadar izlediğimiz tüm Bardem performanslarını bir yana koyduruyordu. Let's see who ends up on top. Bardem profesyonel oyunculuk kariyerine başlamadan önce 24 yaşına kadar İspanya ulusal rugby takımında oynadı. Bardem için bu spor, karşı tarafı gözlemlemeye en uygun oyun. Ünlü bir yıldız olmanızın rugby için hiçbir anlamı yok diyen oyuncu, sinemaya adım attığı ilk yıllarda dahi rugby'den kopamadığını itiraf ediyor. Bir arabayı ileri geri götürebilirim ama farklı yönlere döndüremem. Bir arabayı farklı yönlere döndürmek benim için çok karışık bir iş diyen oyuncu, araba kullanmayı bilmiyor. Madrid'de pek çok yere yaya olarak gittiğini ve Amerikalıların bu tutumunu çok garipsediğini de ekliyor.
Madrid Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alan Javier Bardem'in hayali ressam olmaktı. Fakat resim sanatında yetenekli olmadığını fark eden Bardem, bu hayalinden vazgeçip birçok farklı işte şansını denedi. Bar fedaisi, hatta bir gece kulübünde tek seferlik striptiz dansçılığı, inşaat işçiliği, yazarlık ve nihayet oyunculuk. Javier Bardem canlandırdığı karakterin geçmişini merak eden bir oyuncu. Eğer senaryoda yoksa yönetmenle oturup karaktere bir geçmiş yazıyor ve rolünü karakterinin geçmişinden destek alarak oynuyor. Alejandro González Iñárritu ve ben Beautiful'da aynen bunu yaptık diyen Bardem, böylelikle Zubal'ın film içerisinde neler yaşayacağına daha iyi hakim olduğunu sözlerine ekliyor. But you do have talent. No. Yes. I, what's my talent? Bardem 2010 yılının Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan Penelope Cruz'la evlendi. 24 yıl önce İspanyol yönetmen Bigas Luna'nın Hamon Hamon filminin setinde tanışan Cruz, o zaman 18, Bardem ise 23 yaşındaydı ve Cruz'un ilk sinema deneyimiydi. İkili arasında o zaman da aşk yaşadıklarına dair haberler çıkmıştı ama onlar o dönem sadece iyi birer arkadaştı. Aradan yıllar geçti. Cruz ve Bardem başka aşklara yelken açtı. Fakat ikili birbirinden uzak duramadı. 2010 yılında evlenen Penelope Cruz ve Javier Bardem'in Leo adında bir oğlu, Luna adında da bir kızı bulunuyor. Love Can Seriously Damage Your Health, Don't Tempt Me, Hamon Hamon, Trembling Flesh, Vicky Cristina Barcelona ve The Concealer gibi filmlerde birlikte boy gösteren çift, önümüzdeki aylarda Pablo Escobar'ın Virginia Vallejo ile yaşadığı gizli aşkı konu alacak filmde rol alacaklar ve ikilinin birlikte oynadıkları 7. filmleri olacak. Yoğun bir sinema turunun ardından Sinemaskop'un sonuna geldik. Haftaya yine dolu dolu bir bölümle aynı gün ve saatte ekranlarınızda karşınızda olacağız. Hafta içi boyunca sinemadan haberdar olmak istiyorsanız da sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz film de kalmasın. Hoşçakalın.